Birbirimize yazdığımızı zannettiğimiz ayrılık mektuplarını meğer Asaf Avcı yazmış. Gel. Gülriz'in ağzından bana, benim ağzımdan Gülriz'e. Yıllarımız çaldı. Daha yeni öğrendik. Vay be. Asaf Avcı daha ne kadar kötü olabilir ki derken... bize yaptıkları deve de kulakmış mı? Hayatımızı mahvetti. Gülriz'in beni terk ettiğini düşündüğüm o zaman... bu odayı yaptım. Yani terk ettiğini zannettiğim için. Bütün anılarımızı ve kendimi buraya gömdüm. İnsanlardan saklandık. Hayallerim, hatıralarım, her şeyim, her şeyimi buraya koydum. Demek ki biz onunla da o yüzden evlenmemiş. Yasemin, o duyduklarım, gördüklerim burada kalsa kimseye söylemesen olur mu? Neden? Ya bunca yıl sonra bulmuşsunuz birbirinizi. Hem Asaf Avcı da öğrenmiş yeniden görüştüğünüzü. Neyden sakınıyorsunuz? Kimden saklanıyorsunuz? Bilmiyorum. Galiba hazır değiliz yani Gülriz. Henüz hazır değil galiba. Onu anlıyorum da. Yani elimden geldiği kadar. Bak biz sizin gibi değiliz. Onca sene avcumuzun içinden uçup gitmişken birdenbire... daha deyince... yapamıyoruz hemen demek ki. Abicim, belki haddim değil ama... ya bunca yıl sonra bulmuşken bırakmayın birbirinizi ya. Tamam, ben şu an duyduklarının hepsini unuturum. Ama siz vazgeçmeyin birbirinizden. Unutmayın birbirinizi. Sana bilenler, bilenler. Allah! Ay! Babacığım kusura bakma, ben evdeki nüfusa daha alışamadım da. Öyle birden boş bulup evime yiyecektim de. Biz de kızım, biz de. Biraz daha ev kalabalıklaşırsa ilçe olmak için kaymakamlığa dilekçe vereceğiz. Ha bak, bu güzelmiş ha. Bu yaşta iyi laf sokuyorsunuz. İnşallah ben de sizin gibi olurum. Evi hana çevirdiniz, hana. Gelin eşikte, oğlan beşikte. Tabii bir de babanın lafları var. Hepsini öğreneceğim bunları. Doktor musun sen? Yok, okuyorum hala. Problem çözmeyi bilir misin? Yani bu aralar daha çok problem çıkarıyorum ama problem de çözebilirim. Hadi bir bak bakayım şuna. Bana yardımcı ol. Allah Allah. Ha, bak bu ne biliyor musun? Hani cevabı verirler de soruyu bulmanı isterler ya. İşte bu onun gibi bir problem. Bu problemi çözme de bana yardım eder misin? Sen okumuş kızsın evladım. Bakayım şimdi ben buna be. Sırrı bilenler. Sırrı bilmeyenler. Ay! Şu ayıp ya. Nereden çıktın sen? Rahatsız olmayın, ben bir su alıp gideceğim hemen. Sanki ev ev değil, Esenler otogarı. Bak oğlum, senin dükkanda olman gerekmiyor mu? Topluyorlar, kapattık sayılır. Şimdi sırrı bilenler, sırrı bilmeyenler, sırrın yarısını bilenler. Bu sır ne? Kim yaptı ki bunu? Vallahi birinden şüpheleniyorum ama inkar ediyor. Evladım sen yardım etmedin, ben de kızdan yardım istiyordum. Ya böyle dökülünce ben de parkeler kabarmasın diye panikle. Bırak şu sevzekseni, gitti kağıt işte. Dur babaannem. Kızım aklında kaldı mı isimler? Hepsi aklımda, merak etme. Şimdi ben bunları temize çekeceğim, çıt. İki dakikada çözeceğim. Hadi evladım, kahretsin. Hadi yavrum, ya, hadi neler canım. Oldu ya Allah kahretsin. Sevzekseni. Neyse ama bu kız çok zeki. Çok zeki vallahi. Evin zeka kaliteyini yükselt. Şu ayıp seni gebertir. Elimde kalacaksın. Baba, 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 baba. Şu ayıp seni geberteceğim.